Hepinize merhabalar. Sağlam Rota'nın bu bölümünde sizler için Şirince Köyü'nü gezeceğiz. Efendim Şirince, Selçuk'a 8 kilometre mesafede çok güzel bir Rum köyü. Eski ismi Şirince değil, Çirkince. Cumhuriyet döneminin İzmir valisi Kazım Dirik tarafından buraya Şirince ismi konuyor. Önceki isminin de Rumca Kirkince'den türediği düşünülüyor. 19. yüzyılda burası 1800 haneli bir köy ve burada şarap, incir ve zeytin yetiştiriliyor. Buranın incirleri çok meşhur. İhraç ediliyor bu incirler. 1923 yılında yapılan mübadele ile buranın halkı buradan ayrılıyor. Buraya Balkanlardan tütün köylüleri getiriliyor. Tütün köylüleri meyve işlemeyi, zeytin işlemeyi bilmiyorlar. O yüzden buna dayalı ekonomisi köyün biraz sekteye uğruyor. 1950'li yıllarda da 700 kişiye kadar düşüyor buranın nüfusu. Fakat 90'lardan sonra turizmin canlanmasıyla Türkiye'de burası yeniden popüler bir mekan haline geliyor. Şimdi birazdan gezeceğiz. Çok güzel evleri, çok güzel caddeleri var. Sizlerle birlikte Şirince'nin keyfini çıkartacağız. Efendim Şirince'yi gezmeye en tepesinden başlayacağız. Yavaş yavaş dolaşarak aşağı ineceğiz. Muhteşem. Tarihi sokaklarında dolaşıyoruz Şirince'nin. Sabahattin Ali, Sırça Köşkü adlı romanında bir kısa hikayede, hikayenin ismi Çirkince, buranın eski halinden bahsediyor. Sabahattin Ali çocukken annesiyle birlikte buraya geliyor ve bu köyde birkaç gün kalıyor. Köyün ambiyansını çok güzel betimliyor kısa hikayede. İnsanların nasıl hep beraber hasada gittiğini, tarlaya indiğini, akşamları gençlerin müzik yaparak köyde dolaştığını çok güzel anlatıyor. O hikayesinde önce Selçuk'a iniyor ovaya. O zaman orada sıtma salgını var. Orası düz, çok sinekli. Fakat burada öyle bir durum yok. Burası cennet gibi. Çocukluğunda hafızasına kazınıyor burası. Daha sonra da ileriki yaşlarda tekrar geliyor ve o zaman geldiği hali de ekstra olarak anlatıyor. Okumanızı tavsiye ediyorum. Buraya gelip gezmenizi. Biraz daha aşağılara inelim. Köyün bütün sokaklarında hediyelik eşya alabileceğiniz bir sürü dükkan bulunuyor. Buradaki yöresel lezzetler, dokumalar, şile bezleri birçok dükkanda satılıyor sevgili sağlam rotacılar. Burası çok turistik bir bölge. Köyün kiliselerinden biri olan Dimitrios Kilisesi'nin önündeyiz şu anda. Burası Fener Rum Patriği Bartolomeos'un da ayin yönettiği bir yer olarak biliniyor. O anlamda bir önemi var buranın. Daha yukarıda ise St. John Kilisesi var. O da buranın büyük kilisesi. Sağlam rota yollarda. Karşı yamaçta görmüş olduğunuz kilise, St. John Kilisesi. Gelin oraya bakalım isterseniz. Doktorun evinden sapacağız, doğru kiliseye gideceğiz. Köyün içinde konaklayabileceğiniz
birbirinden güzel pansiyon ve butik otel var. Tarihi Selçuk Köyü'nde St. John Kilisesi'nin önündeyiz. Burası bir Ortodoks Kilisesi. 1832 yılında inşa edilmiş. Geçen ayda Papa gelmiş ve İstanbul'dan da bayağı bir katılım olmuş. Kilisenin tarihi mahzenine bir dükkanın içinden inliyor. Mahzende şarap tadımı yapıp şarap alabiliyorsunuz. Buranın şöyle bir olayı da var, hatırlarsınız yakın geçmişte. 2012'de Maya takvimine göre dünya yok olacaktı. Maya takvimi sona eriyordu 2012'de. Ve dünyada sadece iki tane yer ayakta kalacaktı. Bunların biri de Şirince'ydi. Buraya büyük bir akın olmuştu. Hatta sosyal medyada Tom Cruise'un da yer ayırttığı, buraya geleceği dalga dalga yayılmıştı. Çok çılgın bir dönemdi. Burada bir karış yeri çok yüksek fiyatlara kiralandığı zamanlar oldu. Ortalık yıkılmıştı. Bilmem hatırlıyor musunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben aradım da böyle. Hoş bulduk. Güzel manzaralı bir kafede, köyün içinde. Küçük bir mola veriyoruz sevgili sağlam atıcılar. Siparişlerimizin gelmesini beklerken buranın kuruluşu hakkında küçük bir hikaye var. Onu sizlerle paylaşayım. Bir söylentiye göre, bir efsaneye göre Efes şehri dağılınca büyük bir kısmı Kuşadası tarafına iniyor. Bir kısmında, küçük bir kısmında gelip buraya yerleştiği, burayı kurduğu söyleniyor. O yüzden buranın bir diğer ismi de Dağdaki Efes. Burada bir geç kahvaltı yapmayı düşündük. Pişi söyledik. Bal, beyaz peynir. Çok güzel bir üçleme. Severiz. Hep de yeriz. Beyaz peynirini de koyayım. Bakın. Le petit pişi. Abi sen sıcak. Sucuklarımız da geldi. Cızır cızır. Bu muhteşem manzara, bu tarihi köyün içinde zevkle bu yemekleri yiyeceğiz. Afiyet olsun. Ne oldu? Niye vazgeçtin ondan? Bilmem ki abi. Ha, olay için vazgeçtin. Parasitem düştü. Okey. Şöyle hızlı abi. Hızlı. Hop. Yok ki korneti. Nereye gitti abi? Yok. Ah, ay. Son kapanış. Kapanış numarası mıydı? Şirince köyünün yakınında bulunan Ali Nesin Matematik Köyü ile gezimize devam ediyoruz. Köyün inşasına katta bulunanların isimleri yazıyordu vardı. Köyün ortamı çok güzel, ben çok beğendim. Yani bir çocuk olsam, burada matematik öğrensem. Bakın burada amfisi var. Şu an eğitim yok büyük ihtimalle. Turistik gezi için açık. Şu an köyün içinde geziyoruz. Ünlü matematikçi Robert Langlands salonu. Her köşe başında modern heykellere rastlayabiliyoruz köyün içinde. Bakın bir sınıf. Böyle sınıfa can kurban. Matematik köyünün içindeyiz. Burası 7'den 70'e her seviyeden insanın matematik öğrendiği, matematik düşündüğü, matematik öğrettiği bir yer. 55 dönüm alan üzerine kurulmuş. Bunun 30 dönümü zeytinlik sevgili sağlam mutacılar. Çok güzel, çok muhteşem bir yer. Ben çok beğendim. Bugünkü sağlam mutamızı Nesin Matematik Köyü'nde bitiriyoruz sevgili sağlam mutacılar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.